dostlar? Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün sizlerle birlikte yine Şah TV ekranlarında farklı bir konuyla birlikteyiz. Bu sıcak yaz aylarında yine bir programla karşınızdayız. Sevgili dostlar bugün sizlerle birlikte Hacı Bektaşi Veli'yi konuşacağız. Çünkü bu ayın 15 ve 16'sında yani Ağustos ayının 15 ve 16'sında cumartesi ve pazar günleri Hacı Bektaşi Veli'yi anma törenleri var. Biliyorsunuz Hacı Bektaşi Veli ile ilgili daha önce de birçok program yaptık. Fakat Hacı Bektaşi Veli'yi ne kadar anlatırsak anlatalım. Onu ne kadar konu edinen kitaplar yazarsak yazalım, videolar çekersek çekelim. Onun hakikatini tam anlamıyla anlatamayız. Çünkü Hacı Bektaşi Veli irfani Dereni'nin yanında aynı zamanda Anadolu'yu Türkiye yapan, bize Anadolu'yu yurt yapan ee, bize bir yurt veren en önemli erenlerimizden, en önemli yolbaşçılarımızdan bir tanesi. O nedenle hem maddi olarak hem manevi olarak kendisine çok şey borçluyuz. Ee, Anadolu irfanının temelini atan, e, Horasan'dan getirmiş olduğu tevellayı, yani 12 İmam inancını, Ehli Beyt inancını Anadolu ve çevre bölgelerde yayan, Türkmenleri örgütleyen ve Türkmen boylarına yeni yurtlar vererek onları yurtlandıran, verilen verilen yurtları, yerleri bu kanalla şenlendiren, yani şenlendirmek Osmanlı kaynaklarında imar hale getirmek, mamur hale getirmek anlamına gelir. Ee, en önemli erenlerimizden bir tanesidir. Aynı zamanda tabi Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda da önemli rol oynayan, Yeniçerileri kendi tarikatına e, bağlatarak daha doğrusu kendisi bunu yapmamış ama ondan son, sonraki öğrencileri yapmış. Kendi adının ve ehli beytin tabii doğal olarak e, dört tarafta yayılmasını sağlayan ulu erenlerimizden bir tanesidir Hacı Bektaşi Veli. E, Hacı Bektaşi Veli ile ilgili sevgili dostlar bizim Hünkar diye bir kitabımız var. Hünkar Hacı Bektaşi Veli. İlk baskısını geçen yıl yaptık, bitmek üzere az kaldı ikinci baskısına geçeceğiz. Eğer bir aksilik olmazsa ee, bu kitabı da edinip okunmanızı tavsiye ederim. Sevgili dostlar tabi Hacı Bektaş Veli ile ilgili olarak e, elimizde çok az kaynak var. Sıhhatine güvenebileceğimiz çok az kaynak var. Fakat bu az kaynaklardan bile e, Hacı Bektaş Veli'nin büyüklüğünü, ululuğunu bu bugünümüze yapmış olduğu ettiği çok iyi anlayabiliyoruz. Bakın Hacı Bektaş Veli'nin en büyük faaliyetlerinden bir tanesi öğrencileri vasıtasıyla 13. yüzyılda Anadolu'da büyük bir aydınlanma devrimi yaratmasıdır. Atatürk'ün ve Cumhuriyet kadrolarının yaratmış olduğu aydınlanma devrimiyle boy ölçüşebilecek bir devrimdir bu. Hacı Bektaş Veli'nin öğrencileri Anadolu'da e, İslamiyet'i Türkmence yorumlayıp Araplaşmanın, başka bir kavme dönüşmenin, kendi özünü, kendi kimliğini yitirmenin önüne geçmişlerdir ve yeni yeni Müslüman olan Türk boylarına, Türk boylarına İslamiyet'i özüyle, ahlakıyla, edebiyle ve e, temel insani çizgileriyle aktarmışlardır. Bunun yanında ister felsefede olsun, ister ilimde olsun, ister irfanda olsun, her bakımdan gerçekten çok kaliteli, çok nitelikli öğrenciler yetiştirerek bunları Anadolu'nun ve çevre bölgelerin her tarafına yaymıştır. Hacı Bektaşi Veli'yi ölümsüz kılan, Hacı Bektaşi Veli'yi bugüne taşıyan, Hacı Bektaş Veli'yi bundan sonraki nesillere taşıyacak olan temel özelliklerinden bir tanesi de budur. Mesela Yunus Emre'yi ele alalım. Yunus Emre kimdir? Hacı Bektaş Veli'nin öğrencilerinden bir tanesidir. Bugün biz Yunus Emre'yi okuduğumuz zaman bugün söylenmiş gibi anlıyoruz. Veya kaygısız aptal. Kaygısız aptal yine Anadolu'nun e, İslam bir fanıyla yoğrulmasında rol almış önemli ediplerden bir tanesidir. Hacı Bektaş Veli'nin öğrencisi olan Abdal Musa'nın öğrencisidir. İşte bizim bugün Anadolu toprağında söz konusu ettiğimiz yer hoşgörü varsa, bir birliktelik varsa, İslam coğrafyasının hemen her yerinde mezhep çatışmaları yaşanmayıp, yaşanıp da sadece Anadolu'da ve Türklerin yaşadığı bölgelerde e, bu yaşanmamışsa işte bunun en önemli aktörlerinden bir tanesi Hacı Bektaş Veli ve onun öğrencilerinin vaaz etmiş olduğu Türk toplumuna, Türkmen toplumuna anlatmış olduğu, aktarmış olduğu İslam anlayışıdır. İşin özünü veren, ahlakını veren, edebini veren, e, kabuğunu inkar etmeyen ama ona çok fazla sarılmayan, İslamiyet'in özünü esas alan... Bir din tasavvuru, bir din anlayışı işte bizi bugüne getiren, bu topraklarda Türklüğü baki kılan, bu topraklarda Türk toplumunun erimesini, yok olmasını, başka halklara dönüşmesini engelleyen temel unsurlardan bir tanesidir. Bu bu nedenle bizler hem Hacı Bektaşi Veli'ye hem de onun öğrencilerine bir, teşekkür borçluyuz. Aslında daha çok şey borçluyuz ama en azından bir teşekkür ederek de e, bu borcumuzu ede etmiş olabiliriz. Sevgili dostlar, Hacı bektaş Veli'yi önemli kılan, onu büyük insan yapan bir diğer da onun eğitimci yönüdür. Yani Hacı bektaş Veli tek başına bir adam olsaydı, bir kişi olsaydı bu etkiyi yaratamazdı. Fakat çevresinde toplamış olduğu insanları öyle bir eğitim e, sürecinden geçirmiştir. Onları öyle bir kamil, öyle bir olgun hale getirmiştir ki her biri gittikleri her bölgede, gittikleri her yerde Kafkaslardan Balkanlara, Mısır'dan ta Kırım'a kadar gittikleri her yerde derin ve güçlü etkiler yaratmıştır. Halkı Türkmen boylarını örgütlemiştir. Hatta Türkmenlerle kalmayıp başka halkları, başka milletleri de bu potada eritmiştir. Mesela Arnavutlar gibi en yakın örneği, en, en bilinen örneği bu. Birçok halkı bu potada eritmiş ve e, büyük bir kültürel havuz oluşturmuşlardır. Büyük bir e, kültürel devrim yaratmışlardır. İşte Hacı Bektaşi Veli'yi farklı kılan, büyük kılan bir diğer özelliği de onun eğitimci yönüdür. Sevgili dostlar bundan sonra da Hacı bektaş Veli ile ilgili, onun öğrencileriyle ilgili, talebeleriyle ilgili birçok video çekmeye gayret edeceğiz. Onları hakkıyla Türk toplumuna anlatmaya çalışacağız. Ve Türk toplumunun Hacı Bektaşlardan, Yunus Emre'lerden, Abdal Musa'lardan, ondan sonra Kaygısız Abdallardan, vazgeçmemesi gerektiğini veya neden vazgeçmemesi gerektiğini Şah TV ekranlarından sizlere aktarmaya çalışacağız. Bugünkü konumuz bu kadar. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.